sevgili takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şuradaki zil butonunu açabilirsiniz. Hemen alt tarafa da bir yorum bırakırsanız sevinirim canlarım. Abonelik ücretsizdir. 100 bin az kaldı. Hedefimiz 100 bindi zaten. İnşallah kutlamamızı yapacağız 100 bin olunca. Ben nereye gidiyorum? Yine şalvarlarımı giydim. Şalvarların ismini şıkır şıkır koydum arkadaşlar. Biliyorsunuz benim ismim böyle mutlu neşeli bir insan olduğum için şindikli koydular. Şalvarlarımın ismini de şıkır şıkır koysunlar. Ben çok seviyorum şalvarlarımı. Satışlarımız gerçekten bomba gibi patladı. Çok sevenler var. Şalvar satışlarımız gerçekten çok güzel gidiyor. Yetiştiremiyorum. Hele siyah sade şalvarım satışı bambaşka gidiyor arkadaşlar. Çok sevenlerimiz varmış demek ki. Leoparlı şalvarlarımızı da çok sevenler var. Ben bunlardan ben kendim sevdiğim için sizlere de aldım canlarım. Onları da göstereyim isterseniz bir. Ben artık hani kötü insanlardan iyice onları çözer oldum. İyice anlar oldum arkadaşlar. Belki benim giydiğim kendi şalvarım bile sizlere gönderdiğimi düşünenler olacak. Sakın öyle düşünülmesin. Bu benim kendi yıllardır kullandığım şalvar. Belki arasında fark olabilir. Bakın kullanılmış da kullanılmamış. Biliyorsunuz benim giydiklerimi çok sevdiğiniz için aynı desenler, aynı renkler almaya çalıştım. Hatta bunun farklı bir leoparı vardı. Onun bayağı bir satışı çok oldu. Ondan pek kalmadı herhalde arkadaşlar ama isterseniz siparişlerimizi ekleyebiliriz. Sevdiğiniz şalvarları Instagram hesabıma Elmas Finans profilinde çocuklarım var canlarım. Oraya yazabilirsiniz. Sizlere istediğiniz şalvarları alıp tekrar gönderebilirim. Bu arada benden çok Alo. Yeni çıkacağım Serkan. İbrahim Efe gelmedi. Sen aradın, telefonu çekmiyor. Yo, ben söyleme dedim çarşıdan emindin. Ben işlerimi anca bitirdim. Beraber yürüye yürüye giderim. Dedime dedim. Yok ya, ben yürüyerek geleceğim. Gelme. Hadi. Bu da kayınbabam telefonu arkadaşlar. Serkan aradı. İbrahim Efe çarşıya inmiş. Normalde evimize gelip beraber gelip gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben biliyorsunuz hani yazmalar örüyorum. Şöyle siyah bir yazmam var. Bu Leyla annemin. Ama siparişlerim de oluyor. Gözüm ağrıyor diye pek alamıyorum arkadaşlar ama pulları çok isteyenler var. Pul satışlarımızda devam ediyor. Kargomuzla birlikte gönderiyor canlarım. Ben Rahime yeğenime şöyle çeyizine koysun diye, benden hatıra olsun diye ona örgü öreceğim o pullarda. Kendisi beğenmiş yazmalarını. Cenk'in markası. Hepsi altın sarısı pul olacakmış. Vallahi en doğalından. Neyse o arkadaşlar, hani telefon gelince aman kapatayım, videomu tekrar başlatayım. Yok. Serkan aradı, gördünüz. Bir tane de sade siyah aldım. Biraz sonra onu da götüreceğim. Hatta şunu mu götürsem? Şunu götüreyim. Anneminkini bugün bitiririm arkadaşlar. Rahime'nin bu yazmasını başlayayım. Ona da sürpriz olsun. Normalde 2-3 tane siparişim var. Onları bitirdikten sonra Rahime seninkini öreceğim dedim. Şimdi öreyim. Rahime'ye sürpriz olsun. Bunları da gelince katlayayım arkadaşlar. Bayağı geç kaldım. Ben normalde İbrahim Efe'yi bekledim. Saat 3.30'da geliyordu. Şu an saat 4. Yarım saattir oradaymış. Biraz evleri baklar toparladım. Sanki balyak mazarı gibi dolanıp duruyorum. Canım pek bir şey istemiyor. Bu ara hastalık var üzerinde ama ben hastayım demeyeceğim. Sürekli ben iyiyim. Ben iyiyim diyeceğim sevgili takipçilerim. Şöyle mutfağımı toparladım. Görüyorsunuz. Bulaşık makinama koyacaklarımı koydum. Elimde yıkayacaklarımı yıkadım. Tavuklarımı doyurdum. Kedilerimi doyurdum canlarım. Sobamın kovalarını doldurdum. Çamaşırım vardı onu topladım. Eve bir süpürge tuttum. Sabahleyin İbrahim Efe'yi gönderdikten sonra Serkan'la birlikte kahvaltı yaptık canlar. Yani diyeceğim şu ki silip süpürmesem de hani sadece süpürdüm, silmedim Vileda'yla. O zaman yolda sohbet edeyim, gidelim arkadaşlar. Bugün hem bir yürüyüş olsun bizler için hem de sizler için bir farklılık olsun. Sen de mi gideceksin Pamuk? Hı? Pamuk'un yemeğini falan verdim arkadaşlar. Tavuğu, huruz, at belli oldu. Görüyorsunuz bayağı büyüdü bunlar.
Tavuklarım da burada. Onlara da yemlerini verdim. Sabah kahvaltısıyla duruyorum arkadaşlar. Saat şu an 4. Kahvaltıyı zaten 11-11.30 gibi yaptık Sevkan'la birlikte. Şöyle yolda bir şeyler yemeyi seviyorum niyeyse. Bir de biliyorsunuz bizim buralarda hani pek kimse yok. İnsan olmadığı için hani kınarlar mı? Köyünde bir şey yerken bir şey diller mi diye. Bizim mahalleye geçene kadar bir şey yok. Ondan sonra orası biraz toplum içine giriyor gibi oluyor. Manzara da pek güzel. Ben tatlımı yiyeyim arkadaşlar. Biraz cana geleyim. Ondan sonra sizlerle cıvıl cıvıl sohbetimize devam edelim. Arkadaşlar, ben buradan çekimimi yapıyorum. Bazı takipçilerim söylemiş işte elmasım evin sanki boşta gibi duruyor diye. Aslında videodan alakalı herhalde. Evlerimiz pek uzak değil. Mesela komşuyla şu an yakın yakına gözüküyor ama ben oradan çektiğim zaman biraz uzak gibi kalıyor. Mesela şöyle göstereyim. Komşularım bana yakınlığı bu şekilde. Pamuçla fıstığı bıraktım eve. Benim evin bekçisi de onlar. Galiba pek de iyi emanet etmemişim arkadaşlar. Görüyorsunuz fıstık koşarak gelmiş. Fıstık. Niye geldin annem ya? Hı? İnşallah pamuç da gelmiyordur. Bir de diyorum ki benim evim diyorum. Bekçileri evde duruyor diyorum ben de. Size güvenerekten çıktıydım yola ben fıstık. Annem. Al. Hadi. Hı. İyi iyi. İyi kızım. İyi annem. Pamuş seni çağırıyor Pamuş. Yemedin Nimet'i yoldan alalım. Şöyle duvar kenarına atalım arkadaşlar. Gel. Gel burada gel. Hı. İyi fıstık olsaydı şey Pamuş vallahi yerdi onu. Pamuş aynı bize çekmiş o tatlıcı bu yemiyor. Hadi git evimize gelme hadi. Gelme. Fıstık. Gelme. Pist. Pist. Git eve. Yürü git. Pist. Pist. Git evimize. Öyle U dönüş yapan işte. Yine sözümü dinlemiyor. Aklımdan yavaş yavaş geliyor bakalım. Gönlü güzel takipçilerim. Bizim şurada herhalde komşular oturuyor. Onlara görünmeden ben bir geçeyim. Yolumun sonunda devam edelim. Vallahi arkadaşlar ne kadar köy yerinde de tanınsak da hani YouTube çektiğimizi herkes bilse de İnsan gördüğü zaman ister istemez çekiniyor sevgili takipçilerim. Hani bunu köyde yaşayanlar anlar. Hani ne demek istediğimi. Bir de normalde hani konuşarak gidiyorum. Bu kiminle konuşuyor ya da elimdeki tripodla, telefonla abes gözüküyor. Ben alıştım aslında. Kimseye yok gibi. Bir taraftan da etrafımda sanki sizler varmışsınız gibi. Mesela ablamgil falan, Derman ablamgil. Biz diyor yine video çekerken biz kiminle konuşuyoruz diye bayağı kendi kendime sorduydum ilk zamanlar diyor. Sonra alıştım yavaş yavaş diyor. Aynı. Her şeyin bir zorluğu oluyor sevgili takipçilerimiz. Serkan söyledi ben seni gelip götüreyim dedi. Ben de yürüyüş iyi olur diye yürüyüşe çıktım bugün. Yavaş yavaş yürüyorum. Hızlı yürüdüğüm zaman böyle nefesim soluğum sanki soluyor gibi çıkıyor. O zaman da sizlere ayıp oluyor sevgili takipçilerim. Bir de bugün bir şey fark ettim. Normalde doktorun bana verdiği ilaçları sabahleyin ayak kanına iki tane yutuyordum.
Sonra günde 3 defa tok karnına vardı. Bugün aç karnına yutmadım. Tok karnına da yutmadım. Sabahleyin her gün yutarken arkadaşlar yemekten hemen sonra bana bir bulantı geliyordu. Beni resmen uyutuyordu arkadaşlar. Uykum geliyordu. Böyle soframı kaldıramadan kanepenin olduğu yere yığılıp kalıyordum. Bugün uyumadım elhamdülillah. İyiyim. Baş dönmem yok. Galiba bana da verdiği ilaçlar yan etki yaptı diye düşünüyorum. İnternet üzerinden tansiyon aleti sipariş verdim dün Rahime yeğenime. Tansiyonumu ölçeceğim. O bulantım geldiğinde tansiyon da olabilir diye düşünüyorum. İlacım da az kaldı. Tekrar kan vermeye gideceğim. İnsan kendine hastayım dediği zaman gerçekten hasta hissediyor. Şunu da söyleyeyim. Hastayken de ben iyiyim diyerekten vücut kalkmayınca kalkmıyor arkadaşlar. Şimdi ben kayınvalidemgile gidiyorum. Serkan istesem gelir arabayla götürür. Ben sağlığımı seven, neşeli, cıvıl cıvıl, hayata dolu dolu bakan Elmas'ın hayatı olarak çıktım karşınıza. Üzgün halim de oldu. Mutlu halim de oldu. Sizlerle her şeyi paylaştım. Benim komşular geliyor. Şimdi onlar da kınarlar diller Demirci kasabasında. Kınamadan ben kapatayım videomu. Şöyle etrafı göstereyim. Geliyorlar. Alfa ablanın eşi de yurt dışında kalıyormuş. Ben buraya kadar geliyormuşsun. Buradan sonrasını kapatıyormuşsun. O da benim evi niye çekmiyor diyormuş. Al bugün çektim bir izlesin. Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun? Kayınvalideme gidiyorum. Aleyküm selam. Misafirlikten geliyorlar. Bana da gülümsediler. Elimde tripod olduğu için. Ama fark ettiyseniz kameramı kapatmadım. Hani bu benim işim. Ben severek yapıyorum. Gerçekten bu yola çıktığımda da Demirci kasabası çok dalga geçti. Çok alay etti. Çok lafım etti. Hiç kimseye kulak asmadım arkadaşlar. Doğru yolda olduğumu eşim, ailem bildikten sonra, eşimin ailesi bildikten sonra hiç kimseye laf düşmüyor. O yüzden yılmadım. Yıldıramadılar. Her bir şey söylemeye kalktılar arkadaşlar. Ta namusuma varana kadar dil uzatmaya çalıştılar. Hani takipçilerimiz diyor ki o sizin köylüdür o yazanlar. Uzaktakiler ne bilsin. Gerçekten hiç tanımadığın Allah'ın Kayserilisi olsun, Nevşehirlisi olsun gelip seni buluyor. Nedir seniz deyin sevgili takipçilerimiz. Çekemeyen insan, haset insan, fesat insan her yerde var. Hani bizim köyde yok mu? İlla ki var. Olmaz olur mu? Senin iki olduğunu hiç isteyen yok. Sen iyisen bile yani iyiliğine bakıyorlar. Azıcık yürüdün mü? Azıcık. Beni zaten her zaman görüyorsunuz şöyle etrafı göstererekten sohbet edeyim canlarım. Azıcık ilerledin mi? Azıcık yürüdün mü? Elini ayağını toparladın mı? Gerçekten seni istemiyorlar arkadaşlar. Ben bunun farkına çok vardım. Şöyle söyleyeyim. İnsan fakirken ben yaşadıklarımdan dolayı sizlere anlatıyorum bunları. Fakir olunca kapına bir ekmek getiren olmuyor. Hani bu fakir diye tenezzül eden olmuyor. Azıcık zengin oldun mu ya da biraz kendini toparladın mı? Bu sefer de işte bunun her şeysi var diyorlar. Bu sefer de öyle çekememezlik oluyor. Ne varlığını istiyorlar ne yokluğunu. Allah hiç kimseye düşürmesin. Gerçekten bu hastalıkla alakalı da olsun. Kimseye koymasın Cenab-ı Mevlam. En ağır insan vücudu. Hani insanın eti ağır olur diller. Gerçekten de öyle. Söylediğim gibi geçenlerde şeye baktım Müge Anlı'ya. Sabahleyin kahvaltı yaparken biraz bakıyorum arkadaşlar. Seviyorum programlara bakmayı. Değişik değişik hayat hikayeleri var. İşte iki tane kız çocuğu varmış. Babalarını dışarıya koymuşlar. Kapıyı peçeye kilitlemişler. Adam hastaneye gitmiş. Gelince anahtar açılmamış. Kapının kilidini değiştirmişler. Konu komşu öyle ağlıyor, üzülüyor ki. Yani il il iken ağlıyor. Kendi doğurup büyüttüğün, yıllardır beslediğin evladın sana anne baba demiyor. O yüzden Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Evladın da hayırlısı olsun. Eşin de hayırlısı olsun. Ananın babanın da hayırlısı olsun.
Diyeceğim şu ki, yorumlara yazıyorlar arkadaşlar, işte sizin aile bildiğinizi çok seviyor. Bizim annemiz olsun hiç bizi çağırmıyor. Çoluğumu çocuğumu sevmiyor. Bir gün olsun başına toplamadı. Yedirip içirmedi diye yoruma yazıyorlar. Onların yorumlarını okuyorum. Gerçekten Allah herkese hayırlısını versin. Bayağı yoruldum. Yavaş yavaş hem yürüyorum hem de sizlerle sohbet ediyorum. En sevdiğim yere geldim. Bulutlar da çıkmış. Biraz da çan sesi dinlettim sizlere. Kuyumuzun davarı çok. Burada yarısından çok yani hayvancık besliyorlar. Onlarla üretiyorlar, çoğaltıyorlar. Herkesin bir hayat mücadelesi var arkadaşlar. Kimsenin kimseye ekmeğe kapısına gittiği yok. Herkesin kendine göre evi de var, barkı da var, arabası da var, işi de var. Kimse kimseyle hani yarışmasın. Yarışmaya da kalkmasın bence. Burayı da yeni yaptılar sevgili takipçilerim. İnsan önce bir etrafına bakar benim bildiğim. Yaşadığı hayata. Ondan sonra milleti yargılamaya çıkar. Ama bizim milletimiz öyle değil sevgili takipçilerimiz. Gerçekten bilip bilmeden yargılamayı seven Türk insanıyız. Şöyle telefonumu suya düşürmeden sizlere birazcık da su sesi dinleteyim. Kanala girmek yasaktır diye zaten levhayı da asmışlar arkadaşlar. İnşallah çoluk çocuk düşmez. Demirci kasabamızın çocukları biraz orçun. Burada balık tutmayı falan çok seviyorlar. İlk bu demirler olmadan önce, bu duvarlar çekilmeden önce çok seviyorlardı bu suya girip de kaç defa gördüm yüzdüklerini. Ama artık bu şekilde herhalde girmezler diye düşünüyorum canlarım. Burası da bir ayrı güzel. Buralar yeşilken bir ayrı güzeldi. Şimdi de bir ayrı güzel sevgili takipçilerimiz. Ben sizlerle sohbet ederek seviyorum gelmeyi ama şurası pek bir müsait olmadığı için burada videomu kapatıyorum. Zaten ondan sonra da yola çıkıyorum. Orası da pek bir hani burası bayağı bir kalabalık insan oluyor. O yüzden kapatıyorum canlarım. Videomun devamında görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, kayınvalidem gelin evinin yoluna tuttum. Şöyle etrafı göstereyim. Şurada market var. Hemen oraya girdim. İndirimlerde benim aradığım silikon kaşıklar vardı. Sizler de alabilirsiniz. Aynı anda geliyorum. Bilmiyorum indirimi. Biraz sonra evde göstereyim canlarım. Arayıp buldum silikon kaşıklar. Çok da uygun fiyata. 20 TL'ye, 19.50'ye. Normalde internet üzerinde baktığımda bu silikon kaşıklar veya Aksaray'daki marketlere baktığımda 60'tan aşağı yoktu. Serkan'ın adını koyduğu mahallesine geldik. Cennet Mahallesi koydu Serkan buranın adını. Şimdi herkesin ağzında Cennet Mahallesi. Burada çocukluğu geçmiş Serkan'ın. Ben de 16 senedir, 17 senedir benim de günlerim geçti. Az çok yaşanmışlıklarım var. 16 sene dile kolay.
Burada çok konu komşu vardı arkadaşlar. Hepsi bizim gibi evini barkını yaptıranlar gitti. Yaptıramayanlar da kiraya gitti. Çok şükür biz de kirada oturduk. Serkan evimizi barkımızı yaptırdı. Daha sonra içinin eksiğini gediğini de Allah bana bir kapı açtı. Kurban olduğum Allah'ım. Kimselere muhtaç etmeden, hiçbir Allah'ın kulundan bir TL'ye borç almadan evimizi barkımızı yaptırdık. Hani bir söz var ya, sabreden derviş muradına ermişti. Ben gerçekten bazı şeylere çok sabretmişim. O an belki senin cahilliğin oluyor. Zaten ben 18 yaşında buraya geldiğimde 18 yaşındayım arkadaşlar. Hatta 17 yaşında evlendim. 18 yaşında da anne oldum. Aslında insan bir müddetten sonra kendi çoluğuyla, çocuğuyla büyüdüğünü fark ediyor. Ama her geldiğimde de anılarım canlanıyor. Ne kadar iyi günüm geçti desem yalan olur. İlla bir o kadar da çok kötü günüm geçmiştir. İlla ki herkesin dört dörtlük değil. Herkesin hayat hikayesi farklı. Seninki bana benzemez, benimki sana benzemez. Suçlu hiçbir zaman tek taraflı değildir arkadaşlar. Bazı takipçiler YouTube'da anlatılan kişilere hak veriyor. Karşı taraftaki hiç tanımadığı insanlara beddua edip intizar verebiliyor. Ama şunu unutmasınlar. Hani ben bu şahıs olarak, isim olarak vermiyorum hiç kimseyi. Hiç kimse de üstüne alınmasın. Ben kendi adıma söylüyorum. Hiç tanımadığı insanları ben çıkıp bir şeyler anlattığım zaman karşı tarafı suçlasam mesela, o karşı tarafı da konuştursa o da beni suçlayacaktır. İlla ki suç hiçbir zaman tek taraflı değildir. Bunu hepimiz biliyor arkadaşlar. O yüzden hiç kimse bilip bilmeden yargılamasın canlar. Ben öyle böyle kayınvalidem bile geldim. İbrahim Efe de buraya geldi. Bakalım onlar ne yapıyor. Ben geldim arkadaşlar. Babam yemek yapıyormuş. Hemen elinden aldım. Patlıcan, patates kalmış. Etini doğramış sağ olsun. Ben eti pek sevmem zaten doğramayı. Onu halletmiş. Sarımsağını halletmiş. Eşimin kanalında görebilirsiniz. Yemeğimizin nasıl olduğunu. Annem de misafir varmış. Kim var diye. Şurada komşu vardı. Fadime ne olmuş? Fadime ne yengeyi severim. Bilseydim gelirdim. Niye beni aramadın? Ha, telefon yok. Telefon bizdeydi arkadaşlar. Aracıydım da vallahi. He, gelirdim. Evdeydim bugün. He, keşkeşi isteydim. Ne bileyim ben. Nasıl işte? Arayamadık işte. Ben de bunlar da kepçe, plastik kaşık, teflon tencerelerim çiziliyordu. Onları aldım. İndirimdeydi bunlar. Fiyatı da şöyle görüyorsunuz. 19.50, 20 TL yani. İyi. He. Şeye göre iyi. Markette satılanlara göre. Oh,
Azallah, şefaati ya Resulallah.